Lassen wir das mal. Nasılsın Yunan? Bir saniyemizi rica ederim. Robin'i bekliyoruz zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Where is that? No, where is that? He's there. Fatih, you look good. Öyle mi geçeceksin? Do it first. Robin. Robin önce konuşacak, sonra çıkacak. Hat erti, bradı. Heykanı. Okey. Değil misin? Robin oraya mı? Buraya otursun. Speak of Robin. Yeah, it was the last question. Sizin basın şeyiniz hazır, canlı yayınınız hazır mı? Onur, siz hazırsınız. Siz de hazırsınız, tamam. Yeah, he took the other one, probably. Sorry? Good fly though, yeah? Interesting journey. Come in, please. Yeah, I think Where are the people? Yeah. Where's everyone? They're waiting for you for tomorrow. Last time I sat here, it was a bit busier. Hoş geldiniz. Where you left? No. When I arrived. Oh, when you arrived. Yeah. You should go quick. Manchester United Fenerbahçe karşılaşması öncesi basın toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle Robin van Persie sorularınızı yanıtlayacak. Ardından hocamız Advokat sorularınızı yanıtlayacak. Robin van Persie'nin sahaya arkadaşlarının yanına gitmesi gerekiyor. Değerlendirmeyle başlayalım. Welcome to our press conference before Manchester United clash. We are starting with Robin van Persie. He will answer your questions. Then he has to go to the pitch. We'll keep going with our coach after talking to Robin. Thank you. We can start with a question. Robin, just check everything's okay after the flight. Yes, everything is okay. What happened? Actually, I didn't realize it until Dennis told me, because I was watching series. So Dennis told me when we were going down on the with the plane. Did you know what happened? I said no. What happened? I was watching my series. So. Then I found out, but it's been a long day. We've been since 10 a.m. in the morning. We've been traveling, so that's almost 13 hours now. So it's been a long day, but we're okay. Now you are finally back here. Can I translate first, please? Oh, thank you. Öncelikle her şey iyi mi? Neler oldu? Nasıl bir uçuştu? Bunu sormak istiyorum Robin. Robin'in cevabı aslında ben. Tercümanımız Deniz söyleyene kadar neler olduğunu çok da farkında değildim. Dizi izliyordum. Deniz beni uyardı. Ne oldu biliyor musun? Dedi. Ve ben dizi izlemeye devam ederken uçak da biraz inişe geçmiş gibiydi. O sırada öğrendim. Onun bilgilendirmesiyle öğrendim. Uzun bir günde evet saat sabah 10'dan beri yoldayız. 13 saatlik bir yolculuk oldu bizim için. Ama iyiyiz. Now you are finally back here. How do you look back on your own departure from Manchester United? Well, I actually look back on my 11 years in England, I'm proud of those years. 8 at Arsenal, 3 at Manchester United. My kids have been born in England, so we are still talking mainly English to them. I had ups and downs here. I've been practically raised here myself as well because I. Came as a late 20 years old boy and left last year. So lots of things happened in those years and I'm proud of my time here. I like England a lot, I still do.
I like the you know, the English manners, the English way of living. I really appreciate, and yeah, what I try to do now is to take all those positives into the way we live now. So it's not only the way I left or the things, yeah, what went wrong or right. This it is more the yeah, bigger picture for me. Şu anda İngiltere'ye geri döndün. Thank you very much. I always do this to you. Huh? Ben sana hep bunu yapıyorum. İyi şanslar. Thank you. Geri döndün, şu anda İngiltere'desin. Geriye baktığında ne görüyorsun İngiltere'de, Manchester'da geçirdiğin dönemlerle ilgili? Aslında İngiltere'ye baktığımda 11 yıllık İngiltere kariyerimi genel olarak değerlendirebilirim. Ve burada geçirmiş olduğum 11 yıldan gurur duyuyorum. 8 yıl Arsenal'de, 3 yıl Manchester United'da oynadım. Çocuklarım İngiltere'de doğdu ve hala genellikle onlarla İngilizce konuşuyoruz. İnişli zamanlar yaşadım, çıkış olan zamanlar yaşadım. Ve ben de aslında kendi açımdan da söyleyebilirim, burada büyüdüm. 20 yaşımın son dönemlerindeydim buraya geldiğimde ve genç bir çocuktum açıkçası. Ve geçen yıl buradan ayrıldım. O dönemden bu döneme buradaydım. Çok fazla şey yaşadım burada. Dediğim gibi gurur duyuyorum burada geçirmiş olduğum zamandan dolayı. İngiltere'yi çok seviyorum. İngilizlerin hayatı, yaşama tarzını, İngiliz şeklini seviyorum. Ve tüm buranın pozitif noktalarını almaya çalışıyorum kendi hayatımda. Sadece neler yanlış oldu, neler doğru oldu meselesi değil, daha büyük bir resim olarak görüyorum burada geçirdiğim dönemi. Robin, sorry. Yes. Robin, yeniden Old Trafford'a döneceksin. Hakkında birçok spekülasyon yapıldı. Yarın akşam burada şöyle bir ekstra motivasyon var mı? Old Trafford'da İngiliz taraftarla yeniden Robin van Persie top class So you're back in Old Trafford. There were too many speculations about you in the last period. Do you have an extra motivation to prove yourself again to British fans, to show them that you can still play on top level? You're still a top class player. Does it bring you an extra motivation before tomorrow night's important match? Well, about tomorrow night, I have to find the right balance of having fun, enjoying the moment of being back here, and doing my work. Because in the end, I have to do my work for Fenerbahce. I have to try to do my best, like I do every day in training, in the games, and give my all. I don't really follow the daily opinions in the papers or on social media. I don't really do that, because to me, if you start doing that, I don't think that it actually brings you forward. I know what I want to do. I know how I want to do it. Work hard, train well, being positive, and I know as well that I cannot play fantastic every single training or game. But I will give my best, and for some people that is enough, and for some it's not enough. That's the life we are living in. That's the football world, and I do respect all the opinions. But I know what I want, and I will try to give everything I have again tomorrow and the day after. Yarın aslında iyi bir dengeyi bulmam gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Burada buraya geri dönmüş olmanın keyfini yaşarken, onun tadını çıkarırken bir yandan da işimi yapmak mecburiyetindeyim. Ve bu işimi de ben Fenerbahçe için yapıyor olacağım yarın. Her zaman Fenerbahçe için en iyisini yapmaya, her antrenmanda, her maçta her şeyimi vermeye çalışıyorum. Günlük fikirleri çok fazla takip etmiyorum. Gazeteleri, sosyal medyada yazılanları çok fazla okumuyorum. Çünkü eğer bunları takip etmeye, bunlara takılmaya başlarsanız bana göre ileriye gidemezsiniz. Ben ne istediğimi biliyorum ve bunu nasıl yapabileceğimi biliyorum. İyi bir şekilde çalışmalıyım, iyi bir antrenman yapmalıyım ve pozitif olmalıyım. Benim yolum bu yol, ben bu şekilde değerlendiriyorum. Evet, her maç fantastik, harika oynayamam belki ama her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazısı için yeterlidir, bazısı için değildir. Benim hayata ve futbol dünyasına bakışım bu. Tüm fikirlere
tabii ki saygılıyım ama ne istediğimi biliyorum. Yarın da ben istediklerimi yansıtmaya çalışacağım. Yarından sonra da benim için durum aynı olacak. Yes. Robin, when you go walk around the pitch, shortly, will you think about winning the title, that brilliant goal you scored against Aston Villa, or will you think about the frustrations of what happened afterwards and the disappointment of how it ended? I am a positive minded person, so I think about positive things, but as well, how do you say that, realistic, what happened, happened. I don't think you have to make it bigger than it is, because how I left, I think most guys leave in that way. You shake hands and you move on to a next chapter. That is how that is how it goes. But if I step on the pitch in a minute, I think I will be wearing my jacket because it will be very cold. And now, besides that, I'm not that romantic, thinking, oh yeah, that is the moment where no, I'm quite down to earth in that way. I would just do my lap and go inside and prepare for tomorrow. Yeah, sorry. Sahaya çıktığın zaman, tribünlere baktığın zaman, bu stada baktığın zaman, Aston Villa'ya attığın golle gelen şampiyonluk mu gelecek aklına, yoksa burada yaşadığın hayal kırıklıkları, üzüntülü anlar mı gelecek? Robin'in cevabı, ben pozitif düşünen, aklında pozitif noktalar kalan ve pozitife odaklanmaya çalışan bir insanım. Ama aynı zamanda da realist olmalıyım, gerçekçi olmalıyım. Olan oldu. Bu olayları olduğundan daha büyük göstermeye, büyütmeye gerek yok. Çoğu insan kulübünden böyle ayrılıyor. Tokalaşırsınız ve önünüzdeki bir sonraki adıma, bir sonraki sayfaya bakarsınız. Bir dakikalığına bir statta yürüme şansım olduğunda büyük ihtimal üstüme öncelikle montumu giyeceğim. Çünkü çok soğuk olacaktır sahaya çıktığımda hava. Ben o kadar romantik bir insan değilim. Ayakları yere basan bir insanım. İyi bir şekilde uyuyup iyi dinleneceğim ve yarına hazırlanacağım. Üzgünüm. Would you think it would have turned out differently therefore if Sir Alex Ferguson not left for a year? Because that year was fantastic. You were brilliant, you were player of the year. You were golden boot winner, I think. Would it have been different? We will never know. But it could have been. Could be that I would be a player now for Man United today. Could be that I would move on. We will never know. When I signed, that was the idea that Sir Alex would stay on for a few more years. But in football, things change, you know. So you can't really plan your own path or the coach's path. Things develop, things change, positively, negatively. In this world, you have to deal with how it comes, and that is what I did, and that is what everyone is doing in this business. Eğer Alex Ferguson gitmeseydi, senin için işler farklı olabilir miydi? Çünkü o dönemde yılın oyuncusu seçilmiştin, altın ayakkabıyı almıştın. İşler farklı olur muydu senin için? Belki bu ayrılık olmaz mıydı? Robin'in cevabı, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz tabii ki. Ben şu anda hala belki Manchester United'ın oyuncusu olabilirdim ama ayrılmış da olabilirdim. Dediğim gibi hiçbir zaman bilemeyiz. Ama ben buraya imza attığımda Alex Ferguson'ın birkaç yıl daha burada devam edeceği fikri vardı açıkçası kafalarda. Ama futbol değişken bir oyun. Kendi yolunuzu her zaman istediğiniz şekilde planlayamıyorsunuz. Hocalar için de aynı şey geçerli. O yüzden işler her zaman değişiyor, gelişim gösteriyor. Pozitif olaylar oluyor, negatif olaylar oluyor. Durum nasılsa ona ayak uydurmak zorundayız. Ben de bunu yaptım. Şu anda ligde, Avrupa'da çok kötü olmasa da ligde ilk başlangıç yapamadı. İşler iyi gitmiyor. Taraftarın da yeniden ayağa kalkmanın kılıcını yakacak isimlerden biri olarak Robin'den beklentisi var. Kendisi de uzun süredir antrenman kaçırmıyor. Ne düşünüyor Fenerbahçe? Ayağa kalkabilecek mi? Takımı nasıl görüyor? Bu kötü gidiş tersine dönecek. So Fenerbahçe did not start Turkish League
really well, and the fans have really high expectations from Robin van Persie. You can fire them again, and you can make them stand up again. So what do you think about the team's lost situation? Are Fenerbahce going to stand up? Are Fenerbahce going to be back on top of the league? What do you think about the I loss? Do believe so. I think that yeah, we have a good team. I see this team training every day. We are doing great skill, great exercises. I see huge improvements every day. I see the games as well. And it is always easy to blame luck or to say that we are unlucky, this and that. Yeah, partly we are unlucky because last game, for example, we played, we had a draw and the yeah, opponent had one shot on target, if I'm correct. So that is unlucky in a whole game, 90 minutes, one shot that they score. But we are still losing 2 points, so that is a fact. But I've been here last season and I've been here now this season, and I see big improvements on many levels, not only with the players, but on many levels, like I said. When you have a new coach, it takes time. And as well, you need a certain amount of luck, which we don't have at the moment. But yeah, like I said, we are training well. We are trying our best. So I'm confident that we will improve in the league. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bizim iyi bir takımımız var ve ben bu takımı her gün antrenmanda görüyorum. Gerçekten harika çalışmalar yapıyoruz ve çok büyük bir gelişme görüyorum takımımda her gün. Ve maçları da izlediğimizde, maçlara da baktığımızda bunu görebiliyorum. Belki şansı suçlamak, şanssızlık demek biraz kolay ama bir yandan da şanssızlık. Örneğin son karşılaşma beraberlikle ayrıldık sahadan. Yanılmıyorsam rakibin kaleyi bulan sadece bir şutu var. 90 dakikada sadece bir şut geliyor kalenize ve bu da gol oluyor. Beraberlikle ayrılıyorsunuz sahadan. Dediğim gibi şanssızlık ama neticede bir gerçek de var. 2 puan kaybettik o maçta. Ben geçen yıl da buradaydım. Bu yıl da buradayım. Birçok anlamda söylüyorum bunu. Çok büyük gelişmeler görüyorum takımımızda. Birçok seviyede çok büyük gelişme görüyorum. Sadece oyuncular olarak söylemiyorum. Yeni bir teknik direktör geldiğinde biraz zamana ihtiyacınız olur. Bir yandan da şans da belki gerekir ki şu anda bizde bu yok. Ama ben inanıyorum bu takımın daha iyi olacağına, ligde de daha iyi noktalara geleceğine. Çünkü biz iyi çalışıyoruz. One thing I'd like to add on that, if possible. It is important that we both realize, the players, the staff, the club, Fenerbahce and the fans, that we have to do it together, you know. So for us it is important that the fans come to the stadium. I know. During the league games, it is the results are not there at the moment. But I do believe that we are doing this together in good times and bad times. It is better for us, for the players, that the stadium is filled. So for the moment, sometimes we are playing for 15,000 people. That is not what we want. We want to play for a full stadium, so we can even before the game. Every single opponent, sort of will be scared of us. So they have to act like a 12th man as well in that way. And I've seen days like that last season, and it is very good for us. It's a huge help if they can come. So my question as well is, or my how do you say that? My I'm asking the demand. Fans to. No, it's not a demand. It's not a demand. It is a question. Show up, support us, especially now, because we need them as well. Aynı zamanda bir şey daha eklemek istiyorum sözlerime. Fenerbahçe kulübü olarak, teknik heyet olarak, futbolcular, taraftarlar olarak bir şey yapacaksak birlikte yapacağımızı fark etmemiz önemli. Onların gelip bize destek vermesi son derece önemli. Evet, biliyorum ligde şu anda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama ben şuna inanıyorum. Biz iyi işler de yapacaksak, işler bizim için kötü de gidecekse bunların hepsini beraber yapacağız. O yüzden biz futbolcular için dolu statta oynamak
çok daha güzel bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü bugünlerde bazen maçlarımızı 15 bin taraftarın önünde oynadığımız oluyor. Biz istiyoruz ki her zaman stadımız dolu olsun, taraftarlarımız arkamızda olsun. Maç önünde sahaya çıktığında rakiplerimiz o stadı gördüklerinde korkmaya daha o dakikadan başlasınlar. 12. adam olsunlar istiyoruz bizim arkamızda olarak verecekleri destekle. Çünkü ben geçen yıl bunu gördüm. Ne kadar büyük bir yardım, büyük bir destek gelebileceğini taraftarlarımızdan gördüm. Ve harikaydı o destekleri. O nedenle onların gelip destek vermelerini istiyorum takımımıza. Onlara ihtiyacımız var. Robin'e çok teşekkür ediyoruz. Thank you Robin. Thank you guys. Ediyoruz. Sayın Advokat için sorularınızla başlayabiliriz.